Herkese merhabalar. Filmlerle İngilizce serimin 5. videosuna hoş geldiniz. Sizler bu kadar çok sevince ve bununla ilgili benimle bu kadar çok diyaloğa girince benim de çekmeyi bırakasım gelmiyor açıkçası. Hazır fırsat bulmuşken hemen kamera karşısına geçip bu videoyu çekip editleyip yüklemek istedim. Filmlerimize ve bugün öğreneceğimiz kalıplara geçmeden önce eğer ki benimle bu video vesilesiyle tanıştıysanız ya da karşılaştıysanız ya da bu seriyle ilk defa karşılaşıyorsanız speaking'e dair ya da İngilizce öğrenimine dair uzun uzun konuştuğum videom serinin ilk videosu oluyor. Bilginiz olsun. Bu videodan sonra ona da isterseniz şöyle bir küçük dönüp hani işinize yarar tavsiyeleri hayatınıza sokabilirsiniz. Sadece söylemek istedim. Şimdi hazırsanız gelsin filmimiz. Kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elimizden kolayca yine işte akıp gider, yok olup gider manasına gelen çok güzel bir atasözümüz var bizim. Haydan gelen huya gider diye. İşte eğer siz de İngilizce'de bunu ifade etmek istiyorsanız söylemeniz gereken şey easy come, easy go. Bunun dışında filmlerle ilgili biliyorsunuz ki daha önceki 4 videoda da uzun uzun konuştuk, o yüzden çok uzatmayacağım. Filmler ve şarkılar bizim aslında gündelik hayattan İngilizceye dair bilgi edinmemizi ve hani ezber yapmadan kolayca öğrenmemizi sağlayan materyaller. Onlara o gözle bakmalıyız. Bu film de onlardan biri. Ben Step Up serisini çok severim. Özellikle de ilk 3 filmini çok çok severek izledim. İçinde dans olan, yani müzikal değil de dans olan bütün filmleri aslında kendimce seviyorum. Öyle söyleyeyim size. Güzel dansı izlemeyi seviyorum. Eğer siz de seviyorsanız bu filmi kendinize materyal yapabilirsiniz. Şimdi hazırsanız ikinci filmimiz gelsin. Batman benim en sevdiğim süper karakterlerden biridir. Yani bütün filmlerini, her şeyini izlerim. Yani çok seviyorum gerçekten. Çıkar çıkmaz da kaçırmam. Genelde de beni yani filmi çok atıyorum oynayanından hoşlanmasam da aktöründen vesaire ya da o an senaryo beni çok çekmese bile büyük bir keyifle izlediğim kendimce bir aksiyon filmi. Batman'i kendi içimizden gibi görüyorum. Çünkü gerçek manada bir süper kahraman değil aslında. Yani özel güçleri yok. İnsan olarak özel güçleri var. Beni çeken kısmı bu zannediyorum. Film gerçekten çok güzel. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Eminim ki çok keyif alırsınız. Bu filmden öğrendiğimiz deyimse cehalet mutluluktur manasına gelen ignorance is bliss. Like this. Hey, I have a great idea. Well, okay, see? Your daddy's got a great idea. How about if neither one of you wears makeup to the dinner? Okay. No, no, no. Your daddy's just being silly. Can I talk to you for a second, silly daddy? You're a lunatic. I am not walking into a ballroom full of people without my face on. Come on, this is the perfect opportunity to teach her the beauty is only skin deep. Yeah, well, once you see the skin without foundation, you may want to rethink that. Desperate Housewives, umutsuz ev kadınları diye çevrilmişti Türkçe. Hatta bunun bir Türk versiyonunu da yaptılar. Belki şu an için değil ama bir dönemin keyifli dizilerinden bir tanesiydi. Yani herkes izliyordu, bayağı popülerdi. Belki şu anda size çok hitap etmeyebilir ama yine de bu gündelik hayat İngilizcesi dediğimiz olayı için hani materyal olarak kullanmak için uygun dizilerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve bu diziden bugün öğreneceğimiz şey önemli olan insanın iç güzelliği manasına gelen kalıp cümle olacak. Beauty is on the skin deep. Yes, you. Now, please, for God's sake, he's already. Nicole, I have learned that no man is an island. So, would you, even though it may lead to possible injury, marry me? Pembe Panter, ya ilk de ikinci filmini de ben inanılmaz seviyorum. O böyle Fransız aksanıyla konuşulan İngilizce falan, işte orada bazı kelimeleri söylemeye çalışması, ders alması kısımları falan beni
acayip eğlendiriyor. Dolayısıyla ben bu filmi birden çok kere izlemişimdir. Size de tavsiye ederim. İçerisinde gerçekten güzel kalıplar ve cümleler var. Bazı telaffuz kısımları da size yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Bugün bu film bize yalnızlık Allah'a mahsustur demeyi öğretiyor. Ve bu kalıp İngilizce'de no man is an island şeklinde söyleniyor. The Holiday izlemesi çok keyifli, çok yeni olmayan filmlerden bir tanesi. Ama yine de eminim ki açıp izleseniz yani keyif alırsınız. Bu film sayesinde bugün aşkın gözü kördür demeyi öğreneceğiz. O da Love is Blind. Blood is thicker than water. It is what defines us, binds us. The Dark Shadows kesinlikle benim tavsiye ettiğim filmlerden bir tanesi. Bence izlemesi de keyifli. Aynı zamanda dediğim gibi materyal olarak kullanmak için de oldukça başarılı filmlerden bir tanesi. Bugün bu film sayesinde aile her şeyden önemlidir manasında kullandığımız hani şu deyim vardır ya, et tırnaktan ayrılmaz. O nasıl söylenir onu göreceğiz. Blood is thicker than water. Yani hani kan sudan daha kalındır gibi, işte daha yoğundur gibi bir ifade kullanıyor onlar. Et tırnaktan ayrılmaz demek dediğim gibi. Bugün hayatınıza 6 yeni kalıp girdi. Umarım bundan sonra bu kalıpları gündelik hayatınızda siz de kullanır ya da en azından duyduğunuzda anlayabilirsiniz. Bu serinin devamı gelecek. Eğer emeğimin karşılığında şöyle bir ufak beğeni bırakabilirseniz çok mutlu olurum videoya. Ayrıca kanala abone olarak bana destek olursanız da gerçekten çok sevinirim. Süper teşekkürü kullanan tüm takipçilerime ben de çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.